Bu sabah erken uyandım, hiç uyuyamadım, gözüme uyku girmedi. Yorganlar, yastıklar, sivrisinekler uyumamı istemedi. Ve yine de senle uyanmak her şeye rağmen beni kendime getirdi. Oysa sen burada değilsin bile, seninle olmak sana dokunmak değil ki. Günaydın, günaydın sevgilim, günaydın. Merhaba dostum. Ya. Merhaba hayat, merhaba. Besbelli uzun zamandır aynayı kendine döndürmüyorsun. Kitirilenler apaçık ortada, sen hala yüzüme gülümsüyorsun. Ne yapıyorsun lan sen buraya? Evet, her sabah otobüs geç geldi. Biz yarım saat, iki saat bekledik. Şimdi okula dönüşümdeye gideceğim. Beraber bir arkadaşı dostum. Biz yarım dört bekledik. Sabah arkadaşlar devam edeceğiz. Otobüs ne zaman geliyor?
Anladın mı? Mevsimler geçerken, temmuz gelir giderken, o yeşil gözlerinde ben yoktum. Seni ilk gördüğümde yok oldum, yalan oldum. Düşünme, iyiye hayra yok. Bu
hayat zaten zor. Bir de sen ekleme, oturup bekleme. Bir ucundan sen tut, bir ucundan ben. Şiirin şarkının sazın delikten. Hadi gel gülümse, hele kalbine yol ver. Sen onu düşünme. Tatlı var mı? Yok, var mı? Var mı? Kaç? Fiyatı nasıl? Çok şahit. Ya ben öğrenciyim. Bana ne yapıyor o kadar? Merhaba dostum, saat 4'te ders bitiyor. Evet, akşam sabah akşama kadar ders sürdü. Genellikle öğrenciler sıkıldı benim gibi. Ama şöyle, ders öğrenmek için önemli. Bu sebeple yorulmadan. Evet, ders bittikten sonra 154 bekliyor. Beraber şimdi gideceğiz. Şimdi ahli kebap gireceğim. Sallarlar ha burası Türkiye. Oğlum bunu alırlar, yol alırlar. Ben sana söyleyeyim. Merhaba. Merhaba canım. Benim adım Hasan. Endonezyalıyım. Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. Benim adım da İbrahim. Adıyamanlıyım. Adıyamanlıyım. Adıyaman'ı biliyor musun? Biliyorum. Hangi bölgemizde? Adıyaman bu ne? Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Hayır, Türkiye'nin doğusu. Güneydoğusu daha doğrusu. Tarih bir şehir ya. Tarihi bir şehirdir evet. Nemrut var. Nemrut var, Pirin, Pirin. Tarihi Pirin şehri var. Evet, evet. Valla bir tarihi yeri var. Zaten milattan önce bir 20 asır önce Perslerle Sarslar'da yaşamışlar. Bayağı tarihi bir. Hasan senin Türkiye'ye dönme sebebin nedir? Ben Türkiye'ye geldim. Geoloji mühendis okuyacağım. Çünkü burs kazandım, o kadar. Hangi okulda okuyorsun? Çukurova University'de okuyacağım. Şimdi Tomer
Türkçe öğreniyorum. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde evet, Türkçe eğitimi alıyorsun. Evet, doğru. Türkçeni bayağı almışsın ama. Türkçen güzel. Güzel, güzel. Çok tarih bir ülke. Hayır, Türkçen güzel. Türkiye değil, Türkçe. Türkçen güzel. Türkçe güzel, evet. Peki Türkiye'nin hangi şehirlerine gittin Hasan? Mersin gittim. Mersin yakın. Evet. Sonra ben jeoloji mühendisiyim. Sahaya çok seviyorum. Ders Paros Dağları. Paros Dağları'na gittim. Evet. Pardon. Fazla soru sorabilir miyim? Tabii istediğin soru sorabilirsin. Biz röportaj yapacağız. Yemek hakkında. Evet. Genellikle Adana insanları neden et yemekleri evet, et yemekleri seviyor. Acıyı seviyorlar, eti seviyorlar. Et doğal olduğu için, kendi bölgelerinin kendi doğal ortamda yetiştiği için. Bir de Adana'ya mal olmuş bir yemek olduğu için. Yani kömür kokusunu seviyorlar diyelim. Salatada kullanılan malzemeler Adana'da doğal yetiştiği için, rahatlıkla bulunduğu için. Bir de Adana'da çok fazla tüketimi olduğu için insanlar seviyor. Acı sevmeleri bunun bir etkeni. Adıyaman özellik yemek nedir? Adıyaman'da genelde tava yemekleri, güveç yemekleri meşhur. Fırın yemekleri meşhur. Ama Adana'da genelde ızgara yemekler meşhurdur. Kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk. Tavuğun değişik parçalarından yapılan kanadıdır, butudur, bagetidir, göğüsten yapılan doğranmış kuşbaşı halinde kemiksiz bölümüdür. Adana genelde ızgara yemek yapar. Aslında ağırlık olarak et yemeği sever Adana. Bunun nedeni de geçmişte Adana'da Arap kültüründen gelen insanlar, Arap kültüründe yaşamış insanlar ete çok önem verirler, etli yemeğe çok önem verirler. Bu da böyle tarihlerce insanlara mal olmuş. Bir de kebap hazırlaması ve yenmesi hiç meşakkatli olmayan bir iş. Hazırlanır sıcak şekilde, insanların önüne çok çabuk tüketebilecekleri bir şekilde servis edilir. İnsanların yemesi ucuzdur ve kolaydır. Ama Türkiye'de et çok pahalı. Türkiye'de et çok pahalı. Ya yani orada ekonomik şartlara bağlı. Bazı yerlerimizde çok ucuz. Evet. Mesela Güneydoğu Anadolu'da, Tekirdağ bölgesinde et çok ucuz ama üretimin az olduğu yerlerde üretimin az ve tüketimin çok olduğu yerlerde pahalı. Yani adam o demek ki üretim tüketimi karşılamadığından ötürü biraz fiyatlarda yükseklik var. Burası ne? Restoran nasıl? İyi mi? Kalabalık mı? Tabii bizim işlerimiz güzel. Kendimize ait müşterilerimiz var. Yani bizi seven, bizim damak tadımızı sevmiş müşterilerimiz var. Ayrıca bu da zaten yemek sektörü insanların birbirine söylemesiyle gerçekleşir. Yani gelen müşteri memnun kalır. Arkadaşına, akrabasına, komşusuna söyler. Bu şekilde müşteriler çalışır. Bizim genel müşterimiz zaten sizin okulunuzdan gelen hocalarımız, öğretmenlerimiz, idari personelimiz, aynı zamanda öğrencileriniz. Hastane personeli, çevre mahalle personeli. Yani restoran işi genelde temizlik, hijyen ve damak tadıyla iş yapar. Aynı zamanda insanların bütçesinde fazla yormak taktirde iş yapar. Mesela ben bir restoran açsam nasıl başlayacağız? Bir restoran açman için öncelikle işinin ehli ustaları bulman gerekiyor. İkincisi gereken teferruatı bulman gerekiyor. Yani gerekli kullanabileceğin malzemelerde sandalye masadır. Dükkanda kullanabileceğin yani dükkanına yakışabilecek dekoru uygulaman lazım. Kebapçıysan kebaba yakışabilecek dekordur. Dönerse döner üzerine de. Sulu yemekse sulu yemek üzerine. Senin dükkanına yakışabilecek malzemeyi, rahat kullanılabileceğin malzemeyi bulacaksın. En önemlisi o işi yapabileceğin yeri bulman lazım. Tabii bunun için ekonomik imkanları dengelemen lazım. Nasıldır? Dükkanı açan yerde daha önceden açılmış mekanların azlığı önemlidir. Yaya trafiği önemlidir. Kamu kuruluşu önemlidir. Otobüs durağı veyahut da idari bir mekan yani kaymakamlık, valilik tarzı bir yer olması senin için avantajdır. Ana arter üzerinde olması avantajdır. Ve yani gerekli alman gereken destekleri alabileceğin güvendiğin insanların olması lazım. Ekip. Yani nedir bu? Fırınına bakacak ustandır. Kebabını yapacak ustandır. Sağlam kasabındır. Sana sebze temin eden insandır. Ekmek temin eden insandır. Bunların hepsi birbirine önemlidir. Yani kebap tek başına bir insanın yapacağı bir şey değildir. Bütün malzemeler, bütün yapılan işlemleri tamamlar. Yani ekmek lezzetliyse kebap daha lezzetli olur. İşte kullandığın malzemeler kaliteliyse daha kaliteli olur. Sizce yemekten insan davranışları etkileniyor mu? Mutlak. Mutlak. Tabii ki. Et yemeyen insan sağlıklı düşünemez.
Yani biz bunu acı insanların iştahını daha çok açar. Buna katılıyoruz. Tabii et yemeye derken biz zaten kebabın yanında mutlak dört çeşit salata servis etmemizin sebebi budur ki sindirim sistemine yardım etmesi. Adana bilim teknoloji öğrencileri nasıl? Mesela İyiler. İyiler sağ olsunlar. Hepsiyle aramız iyidir. Hepsi güzel insanlar. Hepsi yani gerçekten Türkiye'de yaşamayı seven insanlar. Türkiye'ye gelmişler. Onlar da kendi yaşadıkları ülkede çektikleri zorlukları Türkiye'de ciddi anlamda insanlar üzerinde yani belirgin bir şeyleri var. Dedim. Tamam, teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim. Ahmet. Tanıştığımız zaman. Güzel mi Ahmet? Vermeye benzedik plastik çiçeklere hiç görmedin sen hiç görmedin dans ettik durmadan kırık camlar üstünde sen öyle mesela dersten sonra restorana gidebilirim. Çünkü Türkçe çok zor bir dil. Hocadan çok fazla ödev verdi. Bu gibi. Ama çalışan öğrenci ödev problem değil. Nasıl ya? Bu çok zor ya. Mesela bir insan bana edebilir mümkün daha kolay. Öyle yemiyorum tüm dünyaya. Ablam, bu boş nasıl dolduracak? Mesela tarihçe göre kahve olarak 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne girmiş ve Anadolu'ya bırakılmıştır, yayılmıştır, çıkmıştır, bulmuştur, bulunmuştur. Hayır ablam, bu yayılmıştır. Yayılmıştır. Evet. Yayılmış ve Anadolu'ya... Ha, evet, tamam. Ben çok acıktım. Beraber yemek yiyebilir misin? Olur ol tabii ki de. Buyurun bir tane ne arz etmişsiniz? Ablam bir yoğurt tantuni. Yoğurt tantuni. Evet. Sonra içecekler. İçeceklerden ne istediniz? Ne alırsınız? Ayran. 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 Evet. Çok hızlı. Çok hızlı. Evet, çok güzel bir hizmet. Evet, bayağı. Ayran. Tamam. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ahlan ve sahne. Ahlan bir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizin adınız ne? Senin? Hasan. Benim adım Hasan. Tanıştığımız zaman ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nerede okuyorsun? Benim jeoloji mühendisliğim. Jeoloji mühendisi okuyacağım. Şimdi Türkçe hazırlık. Adana Bilim Teknoloji okuyorum. Adana Bilim Teknoloji Üniversitesi'nde okuyorum. Siz Indonesia'nın arkadaşınız var mı? Evet var. İyi.
Endonezya öğrencileri ahlakı nasıl? Çok iyiler, aşırı iyiler. Başka yok mu? Saflar ama kötü saf değil, böyle çok iyi saflar. Çok iyi niyetliler. Çok samimi bir arkadaşım var benim de, yeni tanıştım, bu yıl tanıştım onunla. Kendi iyiliklerini değil de başkalarının iyiliklerini düşünüyorlar mesela. Başka? Türk gençleri nasıl? Ha, Türk gençleri değişkendir onlar. Değişken? Değişken. Türlü türlü, çok farklılar onlar. Mesela Endonezya şöyle de diyebiliriz ama Türkiye'de gençleri şöyle de diyemiyoruz. Mesela çok farklılardır onlar. Bir tane yoktur yani. Tek Türkiye'li şöyledir diyemiyoruz. Hani Osmanlı zamanında sorsaydın Osmanlı gençleri nasıldı diye. Osmanlı zaman gençleri daha bir böyle, onlar da saf. Mesela diyelim, çok yatırdığım bir dersimde şey vardı benim. Tarih dersinde. Sen satıcısın. Sana müşteri geliyor. Eğer sen alışveriş yaptıysan mesela diyelim, benden alındı. Başka işte şu yan komşuma git. Neden kapatıyorsunuz? Bölmeyeyim dedim. Yani şeylerdir. Kendini düşünmezler. Başkalarının iyiliklerini düşünürler. Böyle. Özel soru sorabilir miyim? Tabii, buyur. Neden siz kapalı? Kapalı. Böyle daha rahatım. Rahat ve özgürüm böyle. Ve doğru olan bu. İslamiyet'in gerektirdiği gibi. Ne zaman kapadınız? 3 ay oldu. 3 ay? Ay, benim istiyor. Neden bu kadar beklediniz? Nefsimi yenemedim. Bir de ortamdan çok çekindim. O güzel. Kapanırsam bana ne diyecekler? Ben ters cevap veririm. Utandım, çekindim. Gibi. Ve nefsimi yenemedim. Hani bana cazip geldi açık olmak. Böyle daha iyi oldum düşündüm. Ama daha sonra boşluğa düşünce onun doğru olmadığını kapandıktan sonra anladım. Problem bitti. Merak ettiklerim bunlardı. Sonra size soru var mı? Evet. Çünkü niye Türkiye seçtin? Niye Türkiye geldin? Çünkü burs kazandım. Türk bursları kazandım. YTB kazandım. Başka yok. Türkiye'yi seviyor musun? Ya beğendin mi? Özellikle Osman İmparatorluğu hayran oldum. Hayran. Evet. Evet. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Aşk bitti. Elimde sanki bir bak. Bu benim tamam. Benim cep telefonum. Mesela problem varsa. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Siz teşekkür ederim. Amin. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Bence en güzel bir an benim odam. Dostum, biliyor musunuz? Neden klima astığı zaman biz hissetmiyoruz? Çünkü ben 1-2-3 tane kıyafet giyiyordum. Bu sebeple klima hissetmiyoruz. Ben önceki çok üzüldüm. Neden? Çünkü sadece klima problem çıkıyor. Arkadaş için sevgi vermeli. Hoca için saygı göstermek zorunda. Ama hepimiz seviyoruz. Sen varsan her yer huzur. Huzurla yanar içim. Thank you.
Siz nasıl insanlarsınız ya? Saat gecenin 10'u. Yarın iş var. Çocuk uyuyamıyor. Bu saatte ses mi yapılır ya? Ayıp. Biraz bizi de düşün yani. Koblo. Böyle yazılmış yok kimsesi, kimsenin, hiç kimsenin. Sen hiç görmedin, sonu baştan yazılmış. Bitti, bitti, bitti kelimelerim. Sen öyle sana benzeyen her şey. Erirken avuçlarımda ben unuturum. Sensiz olsun.